Nerede şimdi ustaya saygı? Bir gün Kemal'i ziyarete gittim, ev sahibiyle tartışıyorlar. Adamın elinde bağlama. Kirayı ödemezsen kırarım Kemal diyor. Ne oluyor Kemal dedim. Abi dedi ne olur kırdırma. O bana dedi Neşet Ertaş'tan kaldı deyince gözüm döndü. Ver dedim kırdırır mıyım ben bunu sana. Amca bir tane vurunca ne oluyor dedim ittim. Ayağa takıldı merdiven boşluğundan düştü. 8 ay komada kaldı. Çok şükür kurtuldu. Ben de 2 sene yattım. Ama gururla yattım. O tek telli bağlamaya baktım durdum. Hey gidi ustam dedim ben. Babana küstüğünde mi kopardın diğer tellerini? Çıkmama bir hafta kala Kemal geldi ziyarete. Abi dedi. Hakkını helal et. Sen de benim için lan. Ne senin için dedim ya. Ben ustamın anısına saygıdan ödedim bu bedeli diyor. Orospu çocuğu bana diyor ki ben sana Neşet Ertaş demedim ki. Neşet Erpaş dedim diyor. Sinoplu muhasebeciymiş. Taşınırken buna bırakmış bağlamayı sonra alırım diye. Bildiğin tek telli öğrenci evi bağlamasıymış. Ben de bedel ödüyorum sanırım. O muhasebeci piçi misafir gence kanepenin arkasından çıkarıp şov yapsın diye 2 sene nöbet tuttum hapishanede bağlamanın başında. Dükkanları kapattım, iflas ettim. Yengen aldı çocukları, gittim memlekete. Mahvettiler beni ya. Sonra da 1 sene sonra çocuk arıyor. Abi diyor ben evlendim, taşındım diyor. Kargolar mısın o bağlamayı bana? Senin dedim göçebe hayatını sikeyim ya. Sen yerinde dursan zaten hiçbirini yaşamayacaktık bunların.